İnflamatuar bağırsak hastalıklarının oluşmasında beslenmenin rolü çok sorgulanmış bir konu. Fakat bugün herhangi bir gıdanın direkt olarak inflamatuar bağırsak hastalığının oluşturduğuna dair yeterli bilgi yok. Çok çalışıldı ama buna dair bir şey bulunamadı. Biz biliyoruz ki bazı durumlarda bazı gıdalar hastanın yakınmalarını, semptomlarını arttırabilir. Nelerdir bunlar? Çok iselli döneminde ise hastalık. Lifli gıda yemek normal insanda olduğu gibi hasta insanlarda da dışkılama sayısını arttıracak. Dolayısıyla yakınmaların fazlalaşmasına neden olacaktır. Ama bu demek değil ki bu yediği şey bağırsağın içine bir hasar verip hastalığı arttırıyor. Dolayısıyla belli konularda dikkat etmekle birlikte çok sıkı diyetler bu hastalıkta biz önermiyoruz. Genellikle bu hastalıkta etkin olabileceği varsayılan şeyler fast food gıdalar, işlenmiş kırmızı et, mangalda yanmış yağlar ki aslında biz bunu sadece iltihabi bağırsak hastalığı olan değil, sağlıklı popülasyona da hiçbir şekilde önerdiğimiz şeyler değil. Bunlar kendi başına kanser riskini arttıran zaten gıdalar. Bunlara dikkat etmek lazım. Besinlerin dışında bazı ilaçlar tek başına kolit oluşturmasa bazen kolit bile kolite benzer tablo. Onlara biz iltihabi bağırsak hastalığı demiyoruz da ona benzer tablolar yaratıyorlar. Bazen de var olan tabloyu çok şiddetlendirebiliyorlar. Bunlar ağrı kesici ilaçlar. Özellikle romatizmal ilaçlar, aspirin grubu ilaçlar çok dikkatle kullanılmalı. Mümkünse hiç kullanılmamalı bu hastalarda.